Tarih sadece yazılarda ve fotoğraflarda kalırsa hatıradır. Mekanlarıyla bugünü de içinde yaşatıyorsa tarih, işte o zaman gelecek nesillere mirastır. Tarihi yaşanılır kılan, soğuk taşlara bir nefeste hayat katanlardır. Niceleri geçti bu şehri Bursa'dan. Kimileri yeni yollar açtı gelecek nicelere, kimileri mola verilecek anlara mimar oldu. Ve nice hikayelere şahit yorgun hanlar var günümüzde. Mimarının ölümsüzlük imzası attığını kanıtlarcasına, zamana inat zamansızlığı yaşar bu mekanlar. Karabaşi Veli Kültür Merkezi, akreple yelkovana inat, zamansızlığı yaşayan bu mekanlardan yalnızca biri. Karabaşi Veli Dergahı ile anılan mekan, bundan 400 kısır yıl önce Karabaşi Veli Yakup Çelebi tarafından yapılmış, inşa edilmiş. İlk yapılırken Mevlevi Dergahı olarak yapılmamış. Bir Kadir-i Rufai Dergahı olarak yapılmış. Bu mekan da bir yolculuğa çıkmış. Asırları taşırken omuzlarında, yorgun düştüğünde ona el uzatan yeni mimarları oldu zaman zaman. Yeni yolcular aldı bağrına, yeni yaşamlara sırdaş oldu. Mimarını geride bıraktığı bu uzun yolda. Bugün Osman Gazi Belediyesi'nden yeni bir el uzanıyor tarihin bu zamansız temsilcilerine. Soğuk taşlarına yeni hikayeler kazınsın, yeniden insan ruhuyla neşelensin, coşsun diye. Bu mekan, Bursa'da günümüze kadar ayakta kalabilen ender dergah yapılarındandır. Bursa'mız gerçekten özellikli bir kent, bir medeniyet ve kültür başkenti. Bursa'mız bir tarih başkenti. İstiyoruz ki bu binlerce yıllık tarih kenti olan ve Osmanlı'nın ilk başkenti olan bu Bursa'yı bu kimliğiyle, bu özellikleriyle öne çıkartalım. Dergah, belirli zaman dilimlerinde farklı amaçlarla da hizmet vermiştir. Bir zamanlar ev olarak da kullanılan Karabaşi Veli Dergahı, bu uzun yol hikayesinde ilgisizlik sonucu uzun bir süre kullanılamaz halde ayakta kalmaya çalışmıştır. Karabaşi Veli Tekkesi, tarihte kullanıldığı amaca uygun şekilde bugün Osman Gazi Belediyesi tarafından 2005 yılında restore edilerek Mevlevi Derneği'nin kullanımına sunulmuş ve kullanımına sunulduğu günden itibaren bugüne kadar, yani 2005 yılından bugüne kadar 500 binin üzerinde kişinin ziyaret ettiği önemli bir kültür merkezi haline gelmiştir. Dünyanın bir ucundan buraya gelen turistler sırf bu ortamı görmek için ve bu huzuru yakalamak, bu huzuru tatmak için buraya gelmektedirler. Biz buradan diyoruz ki herkese, ne olursan ol yine gel. Mevlevilik bir yol hikayesi. Mevlevilik bir yol hikayesi. Mevleviler ve semazenler de yolcu. Thank you.
ney dili olur insanın? Sema ile görülen bedenin içindeki ruha tercüman olur. Ney ile hareketlenir, sema ile ruhlar kanatlanır gökyüzüne, özgür olur. Evlilik bu manada da kendi figürleriyle, mekanlarıyla, kendi ritüelleriyle, aşkıyla, muhabbetiyle, yazılı ve yazılı olmayan kültürüyle kocaman bir hikaye. Kim olursa olsun gel diyen bu düşünce günümüz insanına iç dünyasını keşfettirirken bir yandan da evrensel bir görünmez ağ örülmesine vesile oluyor. Ve yeniden bir yol hikayesi başlatmış. Osman Gazi Belediyesi o yol hikayesini yeniden canlandırmış. Yeniden mekanı ayağa kaldırmış. Yeniden ona dirilmesine vesile olmuş. Yeniden resimlerin renklenmesine vesile olmuş. Yeniden canlanmasına vesile olmuş. Ve içine yol hikayesinin muhakkak ki figüranlar gerek. Ve yine o yol hikayesi, o yolculukta gidenler çatışmış, paralelleşmiş ve Karabaş-ı Veli'de buluşmuş. Kalpten kalbe uzanan bu ağ o kadar büyük ki dünyanın dört bir yanından her dil, din, ırk ve toplumdan konuklar bu mekanda aynı dili konuşuyor. Uzun yıllardır ben Mevlana'yı ve Sema gösterisini çok ilgiyle takip ediyordum. Böyle bir ortamı bulmak için çok araştırmalar yaptım internetten ve çeşitli kaynaklardan. Sonunda bir sabah rüya gördüğümde gecesinde ben kendimi burada buldum. Çok enteresandı. Böyle bir yerin olması anlatılmaz ya. Yani manevi olarak çok büyük haz yaşıyorsunuz. Ben 4 aydır Bursa'dayım. 4 aydır ben evimde Maksim'de oturuyorum. 4 aydır şuradan ayrılamadım. Burayı yaptıran, getiren, yöneten Sayın Belediye Başkanımıza Allah'ı razı olsun. Çok bu tekkeyi gördüğüm zaman Hazreti Mevlana'yı görüyorum ben. Çok güzel, çok çok güzel eser burası. Bugün Hazreti Mevlana Hazretlerinde, Mevlana'da, Konya'da bu kadar güzel dönüş yok. Ama burada her akşam Allah'ın verdiğine çok şükür. Her akşam Allah'ın verdiği akşam burada semalar var. Burası Bursa için gerçekten çok güzel bir yer. Buranın bambaşka bir manevi havası var. İnsan ayrımı hiç yok. Kişilere ayrım yok. Açığı kapalısı geliyor. İnanan inanmayan turistler geliyor. Halka tamamen açık, her yere açık. Senenin bütün her günü açık. Geceleri burada program yapılıyor. Aynı zamanda tarihimizin köklerinden bugüne uzanan pek çok kültürün de yeni nesile aktarım mekanı olarak hizmet veriyor. Hizmetlerinin tamamının ücretsiz verildiği bir gönül paylaşım merkezi olan dergahta ney, ebru ve hat kurslarının yanı sıra sema kursları da düzenleniyor.
gönülden bir davet var bu mekanda. Bir gün yolun düşerse bu hana, ilgi senden yana, hizmet senden yana. Bir mola vermek istersen burada, tebessüm senden yana, mutluluk senden yana. Rahatlamak istersen bu mekanda, neyler sana çalar gökyüzüne uzanan bu sonsuz yolda. Dünya kimliğini bırakırsan kapıda, gerçekler senden yana, özgürlük senden yana. Gel, ne olursan ol, yine gel.